Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir adam vardı posta bekleyen. Gün içerisinde postacının gelip gelmediğini defalarca kontrol ederdi kapıya gidip. Zamanla bu durum sıkıcı hale gelmişti onun için çünkü postacının ne zaman geleceğini bilmiyordu ve postacı geldiğinde onu kaçırmakta istemiyordu. Bir gün postacı kapıya geldi fakat artık iş işten geçmişti. Adam postacının yolunu gözlemekten, home office çalışmalarını, uykusunu de bulaşık yıkamak gibi önemli sosyal aktivitesini bir kenara bırakmıştı. Yorgun, bitkin ve kalbi kırıştı. Fakat aklına bir fikir geldi. Hemen uygulamaya koydu ve kapısına bir zil taktırdı. Artık kapıya gelen postacı zili çalıyordu. Böylelikle postacının yolunu gözlemeye artık gerek kalmamış, adamın değerli vakti de kendine kalmıştı. Sizin için hazırladığım bu küçük animasyonu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ben Mesut Topuzlu. Bugün tahmin edeceğiniz üzere Interap tabi Türkçe karşılığı kesme oluyor. Interap konseptini irdelemeye çalışacağız. Gerçekten Interap konusu yazılım ve donanım dünyasının en baba konularından biridir kanımca. Şöyle kısa bir tanımını yapacak olursak Interap'tın ya da kesmenin. Bir program akışı normal bir şekilde devam ederken donanımdaki bir birimin CPU'yu yani işlemciyi uyararak program akışını değiştirmesi diyebiliriz arkadaşlar. Interrupt dediğimiz şey aslında donanım tarafından ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar donanımdaki bir birim tarafından oluşturulur. Örnek verecek olursak bir IO pinindeki lojik değişim veya ADC işleminin sona ermesi yani analog dijital konversiyon işleminin sona ermesi ya da en basitinden reset pini ile resetin tetiklenmesi gibi. Şimdi az önce izlediğimiz animasyonu tekrar hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Burada posta bekleyen adamı CPU, postacıyı kesme kaynağı, postayı getirip zile basmasını kesme, adamın uyumak, PC başında çalışması gibi işlerinde CPU'nun yapacağı diğer e, görevler yani tasklar olarak e, metafor edebiliriz. Bu animasyonda adamın sürekli postacının yolunu gözlemlemesi aslında yoklama yöntemi dediğimiz İngilizcesi polling oluyor. Bir metottur. Kapısına zil taktırması ve postacının geldiğini duyması ise interrupt güdümlü bir yöntemdir. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Sürekli postacının gelip gelmediğini yoklamak mı yoksa postacının gelip zili çalmasını mı? Tabii ki zili çalmasını tercih ederdiniz değil mi arkadaşlar? Niye diğer işlerinizden olacaksınız ki sürekli kapıyı gözleyip? Ya da düşünsenize Windows ya da Linux gibi bir işletim sisteminin sürekli sizin klavyeden hangi karakteri gireceğinizi beklediği ya da sürekli klavyeyi taradığını o zaman diğer işleri kim yapacak işletim sisteminin? Öyle düşünün. Şimdi interrupt dediğimiz şey aslında şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Şunlar bizim e, CPU'nun instructionları olsun yani üzerinde e, sırayla işlettiği Instruction'lar olsun. Neden sırayla işletiyor? Çünkü Atmega 328 e, mikro denetleyicisi aslında tek bir CPU'ya sahiptir. Yani e, bir, birden fazla CPU'ya sahip olsaydı instruction'lar ne oluyordu? Orada paralel işletilebilir. Atmega 328'in tek bir CPU'su olduğu için instruction'lar sırayla işletiliyor. İşte birinci instruction, ikinci instruction, üç, dört artık program counter neyi gösteriyorsa değil mi? CPU her instruction'ı işlettikten sonra e, aslında şu aralarda kesme kaynağından bir interrupt gelip gelmediğine bakar. Yani eğer burada bir interrupt oluşmuşsa program akışını burada keser daha sonra ilgili rutine giderek oradaki instruction'ları işletmeye başlar. Bu instruction'lar e, bitince yine reti instruction ile kaldığı yere geri döner arkadaşlar. Aslında Atmega üzerinde yürüyen interrupt işlemi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Atmega 328'in data sheet'ini açtım bakın. Burada görüldüğü üzere MCU'nun birçok kesme kaynağı var. source dediğimiz sütuna bakın. Görmüş olduğunuz tablonun ismi aslında vektör tablosudur ve flash hafızanın ilk adresinden itibaren ikamet etmeye başlar. MCU ilk enerjilendiğinde bu tablo aslında Startup kod tarafından konfigüre edilir. Startup kod nedir diye sormayın şimdi bana. Hadi sorduğumuzu anlatayım. Startup kod genelde assembly diliyle yazılan ve MCU ilk enerjilendiğinde main fonksiyonundan dahi önce çalışan, hardware ile ilgili bazı konfigürasyonlar yapan ve ardından main fonksiyonunu çağıran kodlardır. İşte startup kodunun bir görevi de bu vektör tablosunu konfigüre etmektir. Ya aslında arkadaşlar bu biraz ileri bir konudur. Şimdilik şunları bilmeniz yeterli. 1. Atmega MCU'nun birçok kesme kaynağı var. 2. Bu kesme kaynakları birimlere göre gruplandırılmış vaziyette. Örneğin bugün sizlere bahsedeceğim int 0, int 1, pc int 0, 1, 2 olsun. Bunlar GPIO birimine aittir. Yine yine timer birimlerine ait kesmeler var. Onlar da zaten vektör isimleri gördüğünüz gibi timer'larla başlıyor. Timer 2 işte, Timer 1, Timer 0. Bunlar da timer birimlerine ait kesmelerdir. Bunların hepsini bu videoda açıklamayacağım. O birimle ilgili videolar çektikçe açıklayacağım arkadaşlar. Örneğin timer ile ilgili kesmeleri timer'lar videosunda açıklayacağım. Aslında bugün size anlatmaya çalışacağım kesmeler GPIO birimine ait kesmelerdir. Yani INT0, INT1, PC INT0 1 2 bunlardan bahsedeceğim size. Üçüncü olarak bilmemiz gereken şey bu kesmelerin ve kesme oluştuğunda çağrılacak özel fonksiyonların yani biz bu özel fonksiyonlara ISR diyeceğiz, Interrupt Service Routine diyeceğiz. Bu yordamların adresleri vektör tablosu dediğimiz yani şu tabloda saklanıyor. Şimdi arkadaşlar MCU'nun kesmeleriyle ilgili ayarlar registerlar üzerinden yapılıyor. Yani MCU'nun zaten biliyorsunuz ki birçok şeyi registerlar üzerinden yapılıyor. Konfigürasyonu olsun, işte okumaları, yazmaları, komutları. Biz ne yapıyoruz? Hepsini registerlar üzerinden yapıyoruz aslında. Kesme tarafında olaylar şöyle işliyor. Bir tane arkadaşlar ana şalterimiz var bizim. Ana şalteri kullanarak tüm kesmeleri aktif edebiliyoruz. Deaktif edebiliyoruz. Ya da daha İngilizcesiyle söyleyeyim. Enable edebiliyoruz, disable edebiliyoruz. Hepsini birden. Bir de arkadaşlar ana şalterin altında her bir birime ait kesmeyi enable ya da disable edebileceğimiz farklı register grupları vardır. Ve bu farklı register gruplarının içerisinde e, enable ve disable bitleri bulunur. Örnek verecek olursam mesela bir UART'ın e, data alımının tamamlandığına ilişkin RX complete interrupt Enable diye bir register'ında bir biti var arkadaşlar. Bu biti biz yetkilendirirsek yani Enable yaparsak ana şalter'e de bağlı olarak UART'tan data aldığımızda e, CPU interrupt'ı görecek ve bunu e, servis edecektir arkadaşlar. Ya bunu şey olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir elektrik şeması olarak da düşünebilirsiniz. Tabi fiziki olarak arkadaşlar yanlış anlaşılmasın bunlar alt alta değil böyle. Yani şu farklı bir register'daki bir bit bu status register'ı içerisindeki bir bitten bahsediyorum burada. Bu e, UART'a ait bir register içerisindeki bir bit. E, ama şunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir elektrik şeması olarak düşünmenizi istiyorum. Şimdi e, şu noktadan şu noktaya akımın akması için ne gerekir? Aslında şu iki şalterin de on durumda olması gerekir. Bu şalterlerden biri off durumda ise buradan buraya ne yapmaz? Elektrik akmaz. Yani interrupt'ın İlk koşulunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Her iki şalterin de açık olması lazım. Ana şalterin de açık olması lazım. Kesmesini kullanmak istediğimiz birimin de interrupt'ı yetkilendirilmiş olması gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar, şöyle yan tarafına doğru çizeyim. Ee, bir register grubu bu demiştik. Farklı bir register grubu daha var. O register grubu da konfigürasyon register grubu arkadaşlar. Konfigürasyon register grubu da ne yapıyor? Bu registerlarla ilgili bir ayarlama yaptığımızda o interrupt'ın özelliğini tanımlamış oluyoruz. Özelliğini aslında mikro kontrolere söylemiş oluyoruz. Yani şöyle düşünün, bir GPIO interrupt'ı kullanacaksak bunun yükselen kenarda mı, düşen kenarda mı, yoksa e, her e, yükselen veya düşen kenarda mı tetikleyebileceğini aslında o birime ait konfigürasyon registerlarına bildiriyoruz. Bir başka register grubu da arkadaşlar interaplarla ilgili status grubu. Status grubu registerlar ne iş yapıyor? Aslında o birimle ilgili kesme oluştuğunda, o kesmelerle ilgili bayraklar set ediliyor. Yani CPU aslında e, o birimle ilgili set edilen interrupt'ın oluşup oluşmadığını bu statüs grubu register'ları içerisindeki interrupt flag dediğimiz sonu böyle if ile biter genelde if ile biter genelde yani bitmeyebilir de CPU aslında bu interrupt flag'lara bakarak kesmenin gerçekleştiğini ya da gerçekleşmediğini anlıyor. Tabi arkadaşlar bu grup registerlar ayrı da olabiliyor. Yani tek bir register içerisinde de olabilir bu bitler. Ben e, mantık olarak grupladım. Yoksa aynı register içerisinde e, farklı gruplara ait bitler de olabilir. E, interap flag'a bakarak dedik. interap flag'lara bakarak CPU şunu yapıyor aslında. Videonun başında da belirtmiştim ya. Şunlar CPU'nun e, işlettiği instruction'lar olsun. CPU her instruction işlettikten sonra ana şalter açıksa ve de o birime ait interrupt'a enable edilmişse ne yapıyor? Aslında onun interrupt flag'ına bakıyor değil mi? Interrupt flag set edilmişse CPU şunu anlıyor. Demek ki gelen bir interrupt var diyor. E, ana şalterde ve diğer şalterde açık olduğu için diyor ki ben bunu servis etmek durumundayım diyor. Ona göre bu programdan çıkıyor interrupt rutinine dallanıyor ya da çağırıyor o rutini. Oradaki instruction'ları bu kez işletmeye başlıyor değil mi? Aslında olaylar böyle gerçekleşiyor. Yani bu interrupt bayrak da neye göre set ediliyor? İşte şurada konfigürasyon bitlerinde, konfigürasyon register grubunda yaptığımız ayarlamalara göre set ediliyor. Atıyorum bir GPIO kesmesinde yükselen kenarı biz konfigüre etmişsek, yükselen kenar tetiklemesini istiyorsak, OPI'nin yükselen kenarında bayrak set ediliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bu işin uygulama tarafına. Bana birazcık kızıyor olabilirsiniz arkadaşlar çok fazla detaya iniyorum diye ama interaplar gerçekten çok önemli konu ee, interap konusunu kafaya çok iyi oturtursanız bu ileride size diğer birimlerin interruptlarını kullanırken de kafanızda çok hızlı bir şekilde çözmenizi sağlayacak arkadaşlar. Şimdi biraz uygulama tarafına girelim. Ben bir yeni bir proje oluşturdum arkadaşlar. Artık proje oluşturma adımlarını size tek tek anlatmıyorum. Benim şurada sizlere göstermek istediğim iki tane fonksiyon var. Bunları ben yazdım. Bir tanesi uart init, bir tanesi uart transmit. Şimdi bunlara kafayı takmanızı istemiyorum açıkçası. Çünkü size daha UART'ın nasıl işlediğini anlatmadım. UART konusuna henüz gelmedik. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Ee, bunu test fonksiyonları olarak yazdım. Yani şöyle devresinde göstereyim. Atmega 328'i koydum Proteus'ta. UART'ın transmit yani TX pinine de bir tane virtual terminal bağladım. Proteus'un virtual terminal diye bir tool'u var. Bu tool şuradan gönderdiğimiz Serial dataları ekranda bize gösterebiliyor arkadaşlar. Ee, şu fonksiyonun ne işe yaradığını daha iyi anlayabilmek için size bir örnek göstereceğim. Diyelim ben DDR ee, 1 registerının içeriğine 0xFF yazdım ya da F0 olsun şöyle ve içeriğini ekranda görmek istiyorum. Yani bit olarak görmek istiyorum ben içeriğini. O yüzden şunu yapıyorum ben. UART transmit diyorum. Tabi UART transmitten önce Önce bunu bir initialize etmek gerekiyor. UART init diyorum. DDRB'nin içeriğine 0xF0 yazıyorum. UART transmit diyorum. DDRB olarak bana içeriğini göster diyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya da bir while döngüsü yazalım şöyle sonsuz döngü. Ya da while yazmayalım ya. Şöyle daha güzel for yazalım. Hem onu da görmüş olursunuz. Arkadaşlar şu ifade de e, sonsuz döngüye tekabül ediyor. Yani buraya while bir yazmamla e, for noktalı virgül noktalı virgül ara, e, yazmam arasında bir fark yok. Bu şekilde de sonsuz döngü olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir e, bunu build yapıyorum. Şuradan seçiyorum. Exit dosyasını okey diyorum. Ha, bu arada e, ben fonksiyonu 4800 baud rate olarak ayarladım. Yine buradaki bout rate de 4800 olmalı ki e, karakterler doğru bir şekilde ekranda çıkabilsin arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum şimdi. İşte F0 bit olarak gösteriyor bana. Yani şu kısmı ilk 4 biti, 1 byte'ın ilk 4 biti yani nibble'ı diyeyim, yarım byte'ı diyeyim. 1 şeklinde yani F hexamal olarak F'e karşılık geliyor. 0 da zaten hexamal olarak 0'a denk geliyor. 0x F0. Tamam. Bu işlem bu kadar. Şimdi gel gelelim interrupt tarafına yani kesme tarafına. Şimdi birinci olarak ben kesmeyi nasıl aktif edeceğim onu bilmemiz lazım. Şu devreye tekrardan geliyorum arkadaşlar. Zaten mikro denetleyici ilk enerjilendiğinde hatırlayın bütün pinleri giriştir giriş halindedir. Lakin ben buraya bir external pull-up direnci bağlamadım. O yüzden tristate durumdan kurtarmak için bunun PD2'nin yani Pull-up direncini öncelikle aktif edeceğim. Interrupt ayarlamalarını daha sonra yapacağım. Yine koda dönüyorum arkadaşlar. Şurayı silelim. UART init kalsın. Onun bize bir zararı yok. Şimdi port ne dedik? Port D'nin zaten giriş olarak ayarlı. O yüzden DDRD bitiyle oynamayacağım. Pin D2. Pull-up direncini aktif ettim. Pull-up aktif diyelim. Hala interruptları ayarlamış değilim. Yani o pinin interrupt özelliğini aktif etmiş değilim. O yüzden ne yapacağız? Hemen data sheet'ine bakacağız arkadaşlar. Bir pinin external interrupt özelliğini nasıl aktif edebilirim ben? Şimdi burada 54. sayfaydı sanırım. Evet 54. sayfaya gittik. Burada e, external interrupt'larla ilgili register'lar var. İlk önce şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. External interrupt control register A. Bu register'a ait 4 adet bit var. İkinci ve üçüncü biti int1 ile alakalı. E, birinci ve sıfırıncı bitleri ise yani isc01 ve isc00 ise int0 ile alakalı bitler. O yüzden ben hemen int0 ile alakalı bitlere geliyorum. Çünkü PD2 pinine bağlı olduğu için buton biz e, onun interrupt, interrupt özelliğini ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Şemayı hatırlayın. Konfigürasyon grubu registerlarımız vardı değil mi bizim? Şimdi baktığımızda External Interrupt Control Register konfigürasyon grubuna giren bir registerımızdır. Yani buradan biz aslında interruptımızın özelliğini ayarlayacağız. Yani ne durumda Interap gelecek? Hangi durumlarda Interap flag set edilecek? Biz onu e, bu register aracılığıyla mikro bildirmek durumundayız. Şimdi şöyle bir tablo oluşturmuşlar arkadaşlar. Burada ISC01 ve ISC00 bitlerinin durumuna göre e, interrupt'ın nasıl davranacağını belirliyoruz. Şimdi ISC01 ve ISC00 bitlerine bakacak olursak Bizim burada istediğimiz şey ne arkadaşlar tam olarak? Önce onu tespit edelim. Şimdi devreyi açıyorum tekrardan. Pull up direncini aktif ettiğimizde şurası high seviyeye gelecek. Biz butona bastığımız zaman bu hattı low seviyeye yani bu pini low seviyeye çekecek. Yani bizim e, butona bastığımızda pinin durumu şu şekilde olacak arkadaşlar. High seviyedeyken low seviyeye doğru bir transition olacak değil mi? Bir geçiş olacak yani. Yani şurada bir geçiş var bir transition var. Yani bir düşen kenardır arkadaşlar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bakın burada diyor ki falling edge diyor. Yani düşen kenar diyor. Siz düşen kenarı takip etmek istiyorsanız, sadece düşen kenarı takip etmek istiyorsanız diyor, ISC 0 bitini yani bu register'ın ISC 0 bitini 1 yapmak durumundasınız diyor. O zaman hemen unutmadan yapalım. E -I -C -R a neydi? ISC 0 1. Bitti gitti. Şimdi burada ne yaptık? Interrupt'ın özelliğini ayarladık. Ne yaptık? Falling edge yaptık. Yani şöyle Türkçe yazalım. Düşen kenar yaptık. Ben sadece düşen kenarda yani high seviyeden low seviyeye geçişte bu interrupt'ın tetiklenmesini istiyorum. Çünkü neden? Butonum o şekilde bağlı. Ben butonun basılma durumunu kontrol etmek istiyorum. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada arkadaşlar external interrupt mask register var tahmin edeceğiniz üzere int0 bunun interrupt özelliğini 10 yapmamıza vesile olan bit. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar o zaman? EIMSK register'ında bunu da bir yapmamız lazım bizim. EIMSK. Ne yaptık şimdi burada? Int0 kesmesi aktif değil. Tamam buraya kadar her şey güzel. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada mikro kontrolöre enerji verildiğinde ne olacak? Program akışı main'den başlayacak. Tabi öncesinde startup tarafı da var. Orayı e, görmezden geliyorum. Main'den başladığında ne olacak? İşte UART init olacak. Port D pin D2'nin pull up direnci aktif olacak. INT0 kesmesi aktif olacak ve ana program sonsuz döngüye girerek hayatına orada devam edecektir arkadaşlar. Peki interrupt geldiğinde ne olacak ama? Yani diyelim ben butona bastım. E o zaman ne olacak? O zaman da onun için buraya özel bir fonksiyon yazıyoruz arkadaşlar. O fonksiyonlar ISR ile başlıyor. Biz hangi vektör istiyorduk burada? int 0 vektörünü istiyoruz. Ve bildiğimiz normal fonksiyon tanımlamasını yapıyoruz. Yani şimdi bunun içine de kesme oluştuğu anda ne yapmasını yani CPU'nun ne yapmasını istiyorsak hangi işlemleri yapmasını istiyorsak aslında onları yazıyoruz Ben az önceki fonksiyonu kullanarak bir şey göndereyim mesela buraya Ya normalde böyle bir şey yapmayız biz yani niçin kesme içerisinde ddrb'yi ayarlayacaksın ki bunu tamamen size kesme geldiğinde program akışı ne oluyor onu göstermek için yapıyorum koftiden bir değer yazalım şuradan 0xff olsun bu kez. şimdi build solution diyorum. Burada bize bir hata verdi arkadaşlar. He şu e, şeyleri eklemeyi unuttuk. Kusura bakmayın. Include diyorum. Interruptları kullanmak için AVR interrupt h dosyasında eklemek gerekiyor. Header dosyasında eklemek gerekiyor ve ayrıca şunu da ekleyelim. Include AVR Come on. Bazı tanımlamalar için gerekli arkadaş bu da. Bu iki tane başlık dosyasında ekledim. Şimdi bir derleyelim isterseniz. UART init. Ha özür dilerim. Init fonksiyonuna yazmışım. Ya hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. UART transmit'e yazacağız biz bunu. Tamam. Derledi. Şimdi Proteus'a geri dönüyorum. Bakalım. Ne olacak? Çalıştırıyorum arkadaşlar. Ee, butona bastığımda şurada e, bana DDRB'nin içeriğini göstermesi lazım. Basıyorum. Bir şey yok. Basıyorum. Yine bir şey yok. Basıyorum. Yine bir şey yok. Neden? Neden böyle bir şey oldu? Neden e, interaptım servise alınmıyor? Çünkü arkadaşlar bunu bilerek yaptım. Size bir şey söylemiştim değil mi? inç 0 kesmesini aktif yaptık. Yani bireysel şalterini 10 yaptık. Ama ana şalteri 10 yapmadık ki biz. Peki onu nasıl 10 on duruma getireceğiz ana şalteri? İki şart lazım değil mi? Kesmenin servisi alınabilmesi için. Ana şalteri 10 duruma getirmek için arkadaşlar genelde sonsuz döngüye girmeden önce tüm ayarlar yapıldıktan sonra ana şalter 10 hale getirilir. Tabi siz öncesinde de getirebilirsiniz. O ayrı bir mesele. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir SI fonksiyonu var ya da makrosu var. Neymiş bakalım hemen ben de bilmiyorum. Ha, şuradan görüldüğü üzere arkadaşlar bu bir assembly diliyle yazılmış bir makro. Ya bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar bir yolu daha var. Bu ana şalterimiz yani global interrupt enable bitimiz e, status register içerisinde. Status register içerisinde bu biti bir yaptığımızda da se'yi makrosunun yaptığı işlemin aynısını yapmış oluruz arkadaşlar. Yani şunu status register sadece o bitini 1 yaparsam status register i diye geçiyor o da 7. biti. Bu şekilde yaparsam ana şalteri kaldır diyorum. Arkadaşlar bunun ismi şalter olmayabilir. Bu sadece benim tabirim. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın bir elektrik panosuna benzettiğim için aslında bu şekilde isimlendiriyorum. Bakalım şimdi olacak mı? Bakın. Kesme geldi. kesme geldi. Kesme geldi. Kesme geldi. Kesme geldi. Basmadığım sürece herhangi bir kesme oluşuyor mu? Oluşmuyor. Değil mi arkadaşlar? Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Interap dünyasına şöyle bir giriş yaptık. Size biraz işin teorisini anlatmaya çalıştım. Ee, yine de bir uygulama yaptık. Gelecek videomuzda ise interaplar üzerinde daha sıkı duracağız, daha fazla uygulamalar yapacağız. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.